Başladık. Men bu yerga boshida kelganimda o'zim alhamdulillah, xudoga shukr, yurib kelganman. Mana domlar shu o'qish davomida birinchi ko'rib qo'yib bergan tashxisi sizni boshingizda serioz narsa bor. Parallel travma deyilgan. Mana shundan keyin 7 oy mobaynida qatnadim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. 7 oy davomida orada jarayonlar ancha qiyin, yengil o'tdi. Shu orada mana xudoga shukr, ko'zim ko'rmay qoldi. Depressiya qon holatlari bo'ldi. Mana bu narsalar xudoga shukr o'tib ketdi. Endi bu arada ancha qiyinchiliklar ham bo'ldi. Injiqliklar, boshqalar. Hozir mana kasalligimdan alhamdulillah butkul xalos bo'ldim deb to'liq ayta olaman. Ishonch bilan ayta olaman. Endi bu bunga sabab shu bo'lgan domlaga ham rahmat kattaga. Bu bola işte birinci kelganda endi bizda bitta odat nimaga keldingiz, nima uchun qaytib og'riyapti, nima bo'ldi deb so'ramaymiz. Tashxisni o'zimiz qo'yamiz. E holat nima, qanaqa, qanday holatda hammasini aytib beramiz. Shunday holat bilan kelgan Alisher bosh miya arqa tomon shikasi, ki arqa miya tepa tomon shikasi, ya'ni parallel travma. Qattiq zarba oqibatida olingan qattiq travma. U vaqt picha o'tib qolgan bo'lgan. Yaxshi vaqt o'tib hamki undaqangacha o'tib ketmagan. Vaqt o'tgan bo'lgan, ki u bu yoq kelishiga, Alisher kelishiga holatni ko'rdik, tashxisini qo'yib biz so'raganimiz yo'q, lekin o'sha kundan pastelni yotishlik deb yurganmiz. O'sha kundan ham, o'sha zahoti ham. Bu bola parvoy ham qilmadi, ertasi kun bemalol tirjayib kelyapti. Kelsa ya, bemalol keldi. Endiliga yana bemalol. Keyin qattiqroq tayyordik, borib uydagilarga, domla shunaqa deyapti, endi yaxshiman, men ma'qul. Mayli deb, bitta mashinada ketdi. Shu bilan mana bir tomon ishlamay qoldi. Keyin vaqt o'tishligi bilan u yaxshi miyadagi narsa bu yerdagi sirazali 3ta 3 bosqichdan boshlanadi deymiz-ku, bu yerdagi siraz 3-chi bosqichida pastel yotish shartida. Shun bilan bir tomon ishlamadi. Bizda kelgandan keyin bu yerda bitta yutug'i shuki, umuman kelgan odamda u narsalar vaqtincha bo'ladi, ishlamay qolish. Ko'zi adashmasan, bitta bir 35 kun ko'rmay qoldi. 35 gün görmeye kaldı. Ortada 3-4 madde közden kalış faaliyetleri oldu. Haftalar kaldı. Küller kaldı. Ne mege? O zaha, miyedeki zaha, nahmatik faaliyet düşer. Ta sorulup gitkince, bu şimdi derse ki miyedeki zaha. Biz artık ciger, 3 gün yeterdi bizge. Dok haflese ciger tırırdım edin. 3 günde inşallah nahmatik faaliyet düşerken hareket. Rak hücerele, bir günde 21 gün geçer. Miya masalasiga bizga vaqtimiz ko'proq ketadi. Nimaga? Miyaga bir bunday osmokollarni qo'yib yuborishlikda ham ilojisi yo'q. Miya o'ta nozik. U o'qish protsess davomida kuzatib turamiz, og'riq holat qaysi qanaqa bo'lyapti. Tashqi, ya'ni markazdan kapillarlarga, ya'ni shoxobchalarga intilish bo'ladi. Zaha intilish oqibatida qayerdan chiqayotgan bo'lsa, ashi joy ancha o'zini xususiyatini yo'qotib turadi. Ashi hujayralar mana ko'zidan chiqish holatida mana 35 gün degan bo'lsa 35 gün hech narsani ko'rmadi. Xotiralarni yo'qotish ala qancha bo'ldi? Xotirasiz. Ancha xotirasiz yurdi. Butun organizm, bosh miya orqa tomon shikast, orqa miya tepa shikast bo'lganligi uchun shunday holat bo'ldiki, bu yerda quvvat masalasini bosh miya boshqardi, faqat tortish holatda. Ya'ni ko'pi bilan 12 ta
zor yaş yigitlere kuşap eplep duruşalmadı. Nemeye o zikiskine o günü mene yaş yigit, o şimdi balayam şapır olmadı. Bitti kolunu kere bası üçteden balay şapırdı. Nemeye başkarı o zidemezdi. O da geçir mene sekin diye bilen, biz birinci haletke kegizişimizge hoş. Vallahi halam 7 oyga yaqin bo'lgan bo'lsa 40 kunini chiqarib yuboramiz. 40 kun oldin, 43 kun oldin bu yerda sizga endi kelib ketib yurdi, qattiq pastelli rejimga yotqizishga majbur qildik. Qattiq pastelli rejim yotilmasa bo'lmaydi. Nimaga deganlar 3 kunda ichida oxirgi birinchi holatiga keldi. Bu tugash arafasi edi. Birinchi holati. Ya'ni tramvogan holatiga keldi. Hama hatıra, hama yok, uçtu. Bala hama tamamen uca bir tamamen bu balı. Yürenmedi gönderildi. Ki şun bile bana birinci halet, iyağı ta miyedeyi haletler sorulduysa bana 40 gün vakti tuttu. 40 gün pastayını yatkızdık. Bana miyeler fazla normal bir halet uşağı aldı Kudaya geçiyor. Şimdi bu neresi bu miydi? Hani eplik dediğimizde tutkanak. Tutkanakam alakancı oldu. Bugünkü etkenimizde 10-12 kitap olayan kirayı bursa küçük yetmedi. Bir adıya bugün proses kalacaklar geldi. Şimdi şifası keserliği bu miydi? Aldı alındı, hareket kılındı. Kudak haklarsa bu nesaletten tutuldu. Kim ki mesela bir var bir keserliği şifası dese günahkar olup oladı. Şifası keserliği de bu miydi? Şimdi bizge şu bak sal köp sarıp buladı yanımız, miye kaladı. Yani hazır bir adı bir kadar yapıştırıp otkanımız, benimse bu balanın bu haletlerini yüze köp insan, yüze köptülüğü haletini bilip durdu. Çünkü nerif sisteması bu işe paralel travma. Kuvvetli baş miyanın ihtiyarı gibi otur, baş miyanın ihtiyarı gibi otur. Palafartış başkarı sisteması bu balada kaptık düzeltilendi. Oşun üçün cüde köptülük bir adı halatını belgenlik üçün hazır biz aklımız yok böyleydi. Hazır bir yakka birazı yapıtırı bittik. Bana Kuday'a şükür. Kuday halası bir adıları yine bana közle. Tildenem kaldı. Alakança kaldı. Şimdi praktik şimdi devam etti. Bana okuluniş muhabbeti de bizdeki okuş davrları da şimdi haletler buladı. Biz bitti, bütün yeryüzü boyunca da dua kılınadı. İnsan ve cin tayfaları. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi bile getirdikken de Yasin okulu yerken eken. Her vakit meyde o tip yetişiyordu. Yani bir cahide o tip yetişse Tabari okulu yerken eken. Tuhta, tügahtı, dua kılıp yürüdü. Şunda hamraf etti. Ya Resulullah Kur'an'dı, kalbi deysiz Yasin'de, Kur'an'da yüreği deysiz. Her bitten mu'munda kalbi de buluşunu haklayman deysiz. Ölüleriz giyem, trileriz giyem, okuyler deysiz. Lekin Yasin okulunu yatırıyordu, parvayan kımadıyız, o tüketi oradayız. Tabarayı okulunu yatırıyordu, tohta, tügatı, dua kılıp yürüdüyüz. Sebabı ne mi diyen de etkileyken? Yasin okulunu gende, bütün yeryüzüge Allah'ta olanı rahmet yoğulup duradı. Tabarayı okulunu yatken cahide, iştirgen cahide diyene. Çünkü bu bala bitti bumagan haletleri de biz okuştu başlayanımızda bana özü pratik kayırda bu saşette başlanardı aşetten kötarıp gelişerdi. Hatta sana oradan hem kötarıp geliş şekilde geldi şimdi. Ne mi ki? Bir de biz Yasin'de okuyanımız, geliş kere başlayıp koyanımız kulağı yekigen Yasin oku damla başladı da o yüzden geliş haletleri kötarıp gelingen haletleri hem cürek oldu. Bette bu ne manik yapırdı yaptıysa bette Allah şifa vergülçü Allah. O yüzden Kur'an'ım şifa vermiydi. Ben 30 para Kur'an olsa şifa vermiydi. Şifanı Allah verirdi, kamil verirdi. Bağlanışlılıkta doğruyor Kur'an. Şimdi biz Kur'an Yasin'i okup köprağı dua kılarımız. Şimdi duada fakat Allah dağlarını özüden sorarlardı. Bu okuş mabanıda miyedeki halet, proses ta zahar sorulu tügegünge kadar devam eti uğradı. Bir tane geçip geçildiği ilası yok. Ketman çapıştıydı.
ketmon bir daniga muncha joyda olmaydi. Muncha olinib ketilmadi. Xuddi shunga o'xshagandek miyadagi zahar to tugagunga qadar vaqtimiz ko'proq ketib qoldi. Lekin bitta inson nogironlik, ko'rlik, tildan qolishlik, tutqanoq bu kasalliklarning hammasidan qutulib, Xudoga shukr mana bir hayotga qaytib oldi. Endi xo'p Yasin Kur'an'da şifa vermedi diyorsa, yani bugün savaş tuğuluşu mümkün. Ki bana şifa ayetleri deyişerdi, bu ayet onge, bu ayet bunge. O zahsede ayetler verilmedi şifa ki. Kur'an şifa digenge ne mi kirardı dese, yani bazı adamlar şimdi adamlardı bana körgemiz, bilemizem, iştemizem, ne mi dese? Kur'an ayetlerden yazıp, ezip içki kılıp durup, içileri. Herkese şifaya kendi. Bu şifa bir miydi? Şifanı Allah verirdi, kamil verirdi. Bağlanışlıkta doğru yol Kur'an kalır. Onun için, Kur'an'da özü demez. Kur'an okuyucuda yedi kıl kısılat buluşluk işler. Onun da okulayken Kur'an elbette şifa olur. Her iki insan tamamen. Kur'an dıptırıp, mana ayet, mana ayet mez. Adi mana Bismillahirrahmanirrahim olsa, Kur'an'da birinci ayettir. Açış. He? Bitti, yani bitti ayet hesaplanadı, bitti ayet el-Kürsü'de. Bismillahirrahmanirrahim dıptırıp, bitti dua kılıçdı. Ya Huda Fahlası kifaya kılar. Yani Kur'an oku güçüde yedi hılgısılar buluştuk yere digenimiz kaysa değilse, şundaki ki, adi bir mumun adamın sıfatları. Kaysa. Birincisi, hiç kaçan yolgan yapırmazdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den saval kılıçtı. Ya Resulullah, mumun adam bilmezden kızgançlığı yıkık koyuşu mümkün mü? Doda mümkündür. Bilmezden bahanlığı yıkık koyuşu mümkün mü? Doda mümkün. Bilmezden yolgan yapırıp koyuşu mümkün mü? Doda asla asla asla. Yolgancı bizdenmez. Yolgancı Allah Ta'ala'nın düşmanı. O çünkü birinci şartı hiç kaçan yolgan yapırmazdik. Hiç kaçan, her kan diye falan. İkincisi, dil bilen tel bir hıl buluştaki. Dili başka, teli başka insan duasını cevap oluyor. Üçüncisi, takva. Allah da Allah buyurdu, kılıçtı, kaytardı, kaytardı. Bitti ama. Rasiye'de mi, kariye'de mi, farkı yok. Törtüncisi, Allah diye istersin ya, Allah bilen bilen buluştaki. Kani bu Allah da Allah'ın istersin, Allah da Allah'ın. Bu ayet geldi ki, kıyas çıkınca doğursa buktan. Ha, asırdan da kıyas batkınca doğur. Tasbih aytiladi degan oyatlar. Yani inson zikrda, tasbihda, tahlilda, duolarda bo'lishlik. Asma